Hocam Ramazan ayında oruç için niyet getirmek farz mıdır? Niyetin her gün yenilenmesi gerekir mi? Yoksa tüm ay için bir niyet getirmek yeterli midir? Bir de niyet getirmeden oruç tutanların ne yapması gerekir? Bismillah, elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala Resulillahil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Öncelikle niyet vaciptir, farzdır yani. Cumhurul ulema'ya göre niyet farzdır. Ve niyetsiz bir oruç, niyetsiz bir amel kabul edilmediği gibi, niyetsiz bir ibadet kabul edilmediği gibi, oruç da ibadetten bir ibadet olduğu için niyetsiz oruç da kabul edilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, innemel a'malu bin niyye veyahut da innemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Hadisi bunun apaçık delilidir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men lem yubeyti siyam kabilel fecri felâ siyame lehu. Kim geceleyin oruca niyet etmezse, oruçlu gecelemezse, yani fecirden önce gecelemezse felâ siyame lehu, onun orucu yoktur. Yani oruca geceleyin niyet etmesi gerekir. Yine la siyame limen lem yefridhu minel leyl. Geceleyin orucu kendisine farz kılmayanın orucu yoktur. Geceleyin orucu kendisine farz kılmayanın orucu yoktur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadislerden niyetin oruçta farz olduğuna apaçık bir şekilde delil vardır. Niyet getirmeyenin orucu hiçbir şekilde sahih değildir. Her oruç tutan kimse yarın Ramazan orucunu tutmaya niyet etmelidir yani. Yarın Ramazan orucunu tutmaya niyet etmelidir. Niyet getirmeyen kimse ise niyet getirmeyen bir kimse orucunu tamamlar, orucunu bozmaz. Mesela duha vaktinde, öğle vaktinde hatırladı ki kalkmamış, akşamdan sonra niyet de getirmemiş. Bu kimse orucunu akşama tamamlar. Ramazan ayından sonra bir gün kaza yapması gerekir. Allahu ala ve alem. Peki bir kimse, diğer sorunuzun devamı, bir kimse Ramazan ayında bütün Ramazan için bir kez niyet getirmesi yeterli mi? Yani Ramazan'ın başında bütün bir ay için bir niyet ile Ramazan'ı idame ettirmek yeterli mi? Yoksa her gün için özel bir niyet getirmesi gerekir mi? Tecdid-i niyye, niyetin yenilenmesi şart mı? Tabi cumhur ulemaya göre, Hanefilere göre, Şafilere göre, Hanbelilere göre her gün için yeni bir niyet getirilmesi gerekir. Her gün niyetin tazelenmesi gerekir. Çünkü her gün bir ibadet olduğu için, her gün bir ibadet olduğu için her gün özel bir niyete ihtiyaç duyar. İmam Malik ve İmam Ahmed'den bir rivayete göre ayın başında tüm ay için niyet getirmek ise sahihtir. Bizim bu konudaki tavsiyemiz nedir kardeşlere? Bu konudaki tavsiyemiz şudur. İmam Ahmed, İmam Malik'e göre ve İmam Ahmed'den bir rivayete göre ayın başında ayın tamamı için niyet getirmeleridir. Ve ay içinde her gün için cumhura göre ayrıyeten özel niyet getirmeleridir. Şayet cumhurla amel etmek daha doğru olduğu için, şayet cumhurla amel ederken günlerden bir gün niyet getirmeyi unuturlarsa, İmam Malik ve İmam Ahmed İbn Hanbel rahimallahu teala'dan rivayet edilen bir görüşe göre bu da sahih olduğu için oruçlarını sağlama almış olurlar. Allahu ala ve alem. Peki hocam, niyetin belirli bir şekli veyahut da bir zamanı var mı? Sahur, örneğin sahura kalkmamız niyet için yeterli olur mu? Niyet yerine geçer mi? Bu konuda niyetin Ramazan ayında ve diğer aylarda ve herhangi bir ibadet için, gerek namaz olur, gerek oruç olur, gerek zekat olur, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan belirlenmiş bir niyet şekli yoktur. Sahabeden de bu şekilde bize aktarılan hiçbir şey mevcut değil. Bazı fıkıh kitaplarında işte belirli lafızlar zikretmişler. Nevetu savma gadin an edai farda ramazan hadi sene lillahi teala şeklinde, işte niyet ettim bu senenin farz olan Ramazan orucunu Allah için tutmaya şeklindeki niyetlere gelince, bunların sahih bir şekilde bize aktarılan bunların sahatine dair hiçbir delil yoktur. Fakat şunu yapmamız gerekir. Niyet şudur. Bir kimse kalbinden her gün yarın bir orucun varlığını bilecek, yarın farz olan Ramazan orucunu tutmaya niyet edecek. İçinde, yani kalbinde ve zihninde kalbinden ve zihninden geçirmesi gerekir. Orucun niyeti için bir zaman dilimi var mı? En sahih görüşe göre bu sonraki günün orucunun niyeti iftar zamanından başlayıp
sahur zamanına kadar, yani fecir fecr-i sadık zamanına kadar devam eder. Bir kimse iftardan fecre kadar niyet getirirse bu arada niyeti sahihtir inşallah. Hiçbir sorun yok. Bir kimse sahura kalkarsa, oruç niyetiyle kalkarsa, yarın oruç tutma niyetiyle sahura kalkarsa en sahih görüşe göre sahur niyet yerine geçmesidir. Çünkü sahura oruca niyet etmeyen bir insanın kalkması mümkün değildir. Allahu a'la ve alem ve sallallahu ve selleme ve baraka ala Resulillahil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.